Bu videomuzda genel skolyoz konusunu işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi koronal ve aksiyel planda omurgada herhangi bir deformite bulunmazken fizyolojik olarak sagittal planda, servikal ve lomber bölgede lordoz, torakal ve sakral bölgede kifoz bulunur. Omurganın koronal planda eğilmesinden yani yana doğru eğilmesinden skolyoz olarak bahsedebiliriz. Ancak skolyozda aksiyel planda omurlarda rotasyon, ve sagittal planda kifoz ve lordoz açılarında değişiklikler de bulunmaktadır. Skolyoza pek çok sebep neden olurken en sık idiopatik skolyoz, konjintal skolyoz ve nöromüsküler skolyoz görmekteyiz. Çocukların vücutları gizlemesinden dolayı veya bol kıyafetler tercih etmesinden dolayı skolyozun tanısının gecikebileceği unutulmamalıdır. Hastalarda skapulanın üç boyutlu asimetrisini görebiliriz. Bunun dışında omuz asimetrisi ve pelvik obliklik görülebilecek muayene bulgularındandır. Muayene esnasında bel açısı asimetrisi bize skolyozu düşündürmelidir. Adam öne eğilme testinde hasta kalçalarından fleksiyon yaparak öne doğru eğilir. Kotlardaki asimetriye kostal kamburluk veya rib hump deformitesi denilir. Skolyometre ile kostal kamburluğun açısal değerini elde edebiliriz. Normalde C7'den sarkıtılan bir çekül her iki kalçanın orta noktasından geçer. İlerlemiş skolyozda ise C7'den sarkıtılan çekül orta noktadan geçmez. Alt ekstremitede uzunluk farkı da skolyoza yol açabileceğinden değerlendirme esnasında alt ekstremite uzunlukları ölçülmelidir. Lomber bölgede anormal kıllanma skolyoza intraspinal patolojilerin eşlik edebileceğini hatırlatmalıdır. Benzer şekilde asimetrik karın cildi refleksi intraspinal patolojileri düşündürmelidir. Ciltte sütlü kahve lekeleriyle görülen nörofibromatoziste skolyoz insidansı yüksektir. Bu nedenle değerlendirilirken dikkat edilmelidir. Rutin radyolojik değerlendirmede ayakta ön arka ve yan grafiler ayrıca eğilme grafileri kullanılmaktadır. Klinik muayene esnasında intraspinal patolojiler olduğunu düşünmemiz veya ilk radyolojik değerlendirmede anormal bulgular ileri radyolojik değerlendirmeyi gerektirir. Nispeten hafif olan 20-25 derecelik eğriliklerde gözlem yapmaktayız. Ayrıca iskelet büyümesi tamamlanmış hastalarda ve ilerlemeyen eğriliklerde de gözlem altında tutmak yeterli olabilir. Hastanın yaşına, eğriliğin büyüme potansiyeline göre hastaları belirli aralıklarla çağırarak radyolojik ve klinik olarak tekrar değerlendiririz. İki gözlem arasında eğrilikte artış tespit ettiysek veya ilk tanı esnasında eğriliğimiz daha ileri bir formdaysa o zaman korset tedavisine geçebiliriz. Çok çeşitli korseler bulunmakla birlikte hemen hepsinin etkinliği birbirine benzerdir. Korset tedavisinin etkinliğini ve başarısını etkileyen en önemli faktör hastanın korseyi uygun şekilde kullanmasıdır gözlem veya korse ile ilerlemesini durdurmayan eğriliklerde cerrahi dışında bir seçenek kalmamaktadır. Hastanın yaşına, büyüme potansiyeline bakılarak farklı cerrahi tedavi seçenekler seçilebilir. Ancak en sık kullandığımız cerrahi seçenek posterior enstrümantasyon ve füzyon seçeneğidir. Umarım videomuz faydalı olmuştur.